Yeniden Refah'ta Erdoğan istifası. Yeniden Refah Partisi'nin Balışehir Belediye Başkanı Hilmi Şen, Yeniden Refah Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarını sert bir şekilde eleştirerek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kırıkkale'nin Balışehir Belediye Başkanı Hilmi Şen, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek partisinden istifa ettiğini açıkladı. 31 Mart mahalli idareler seçiminde yeniden Refah Partisi'nden aday olup belediye başkanı seçilen Şen, Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini çirkin ve şuursuz olarak nitelendirdi ve bu durumu şiddetle kınadığını belirtti. Hilmi yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Refah Partisi'nden Balışehit Belediye Başkanı olarak seçildim. Ancak Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'ın, Erdoğan anayasayı değiştiremezse başka ülkeye gider, Amerika'ya gider şeklindeki ifadeleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi süreçlerde milliyetçilik ve milli birlik beraberliğin ön planda olması gerektiği bir dönemde, Türk İslam coğrafyasının lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnız bırakılmasını ve desteklenmemesini yanlış buluyorum. Cumhurbaşkanımıza yönelik parti içerisindeki olumsuz tutum ve hareketler nedeniyle yeniden Refah Partisinden istifa ediyorum. Şen, bu açıklamalarıyla parti içerisindeki Erdoğan'a karşı olumsuz tavır ve davranışlardan rahatsız olduğunu belirterek istifasını duyurdu. Ne olmuştu? Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin konuştu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Aydal Anayasa değişmezse Erdoğan'ın Amerika'ya gideceğini düşünüyorum." dedi. Aydal'ın sözleri kısa sürede gündem olurken birçok isimden tepki gelmişti. "Ömer Çelik şiddetle kınıyoruz." AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Çelik, yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'ın Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider şeklindeki ifadeleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vesayetle, terörle ve FETÖ ile mücadeledeki cesur duruşunu tüm dünyanın bildiğini ve milletin takdir ettiğini vurguladı. Aydal'ın açıklamalarının saygısızca ve haddi aşan ifadeler olduğunu belirten Çelik, bu tür çirkinlikler ve iftiralarla mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Yılmaz Tunç, akıl tutulması. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarını akıl tutulması olarak nitelendirdi. Tunç, Aydal'ın saygısız, seviyesiz ve mesnetsiz açıklamalarını milletimizin vicdanına havale ediyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, hayatını zorluklarla ve kirli zihniyetle mücadele ederek geçirmiş, milletimizin yanında yer almış bir liderdir, dedi. Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminde milli iradenin yanında durduğunu ve milletle bütünleştiğini vurguladı. Hayati yazıcı, hadsizlik. AK Parti siyasi ve hukuki işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı, Doğan Aydal'ın sözlerine hadsizlik diyerek tepki gösterdi. Yazıcı, Doğan Aydal'ın, Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider, sözleri hadsizliktir. Siyaseti iftira kampanyasına dönüştürenler, milletimizden hak ettiği cevabı alacaktır, dedi. Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin gönlünde yer aldığını vurguladı. Abdülhamit Gül, Erdoğan tankın karşısında durdu. AKP Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi. Gül, Doğan Aydal'ın anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider gibi açıklamalarda bulunması kabul edilemez. Kendi bilinçaltında gideceği yer Amerika olabilir ama Recep Tayyip Erdoğan bu milletin adamıdır, vesayetle mücadele etmiştir, tankın karşısında durmuştur, dedi. Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminde ve FETÖ'ye karşı verdiği mücadeleyi hatırlatarak Aydal'ın ifadelerini kınadığını belirtti.